Kalbimizin her an estağfurullah diyebileceği, ruhumuzun her daim şükür edebileceği, zihnimizin her dakika hamd edebileceği günümüz ve günlerimiz olsun inşallah. Ben bugün biraz sabah namazından bahsetmek istiyorum. Sabah namazının o faziletinden, sabah namazının o yüceliğinden, sabah namazının o ferahlığından bahsetmek istiyorum. Eminim ki birçoğunuz sabah namazına kalkmakta zorlanıyorsunuzdur. Belki bazılarınız da kalkamıyordur. Bunun için lütfen sabah namazına başlayın arkadaşlar. Özellikle bakın 5 vaktinizi yerine getiremiyor olabilirsiniz. Ama sabah namazının faziletini bir bilseniz. Lütfen sabah namazından bir şey bekleyerek değil, sabah namazının o günü güzel bir şekilde yaşayabilmek, o günün bereketinden faydalanabilmek, o günün ruhsal, zihinsel, bedensel bereketinden farkındalığından yararlanabilmek için sabah namazının o huşu halini hissetmenizi tavsiye ederim. Uyku dediğiniz şey her zaman olur. Uykuyu istediğiniz an uyuyabilirsiniz ama sabah namazını sadece sabah saatlerinde kılabilirsiniz. O bereket zamanını sadece o zaman avuçlarınızı açıp yüreğinize doldurabilirsiniz. Uykuyu öğlen uyuyabilirsin, akşam uyuyabilirsin. Arada bu senin inisiyatifinde. Ama sabah namazı, o bereket kapılarının açılması sadece belirli bir zamanda. Bunu şöyle düşünün. Gökten kapılar açılıyor ve para yağıyor. Gökten para açılıyor, aşk yağıyor. Gökten kapılar açılıyor, sevgi yağıyor. Gökten kapılar açılıyor, neyse ihtiyacınız o yağıyor. Siz onu niye kaçırıyorsunuz? O huzuru, o nuru niye kaçırıyorsunuz arkadaşlar? O nuru hiç kaybetmeyin, olur mu? Sabahleyin niyet edin yatmadan önce akşam. Allah'ım hayırlı bir gece nasip eyle. Ümmeti Muhammed'imize hayırlı bir şekilde uyuyup hayırlı bir şekilde sabah namazına uyanabilmeyi nasip eyle. Sabah namazında beni kaldır Allah'ım. Sabah namazında o nurdan beni faydalandır Allah'ım. Sabah namazında ıslah olmayı bana nasip eyle Yüce Rabbim. Sabah namazında ruh, zihin ve beden arınmamı nasip eyle Allah'ım diye bir niyet ederek yatın. Ve o sabah namazını lütfen koşa koşa kılmayın, olur mu? Yavaş, sakin, huzurlu hissederek kılın. Bırakın 20 dakika sürsün, yarım saat sürsün, 40 dakika sürsün. Gerekirse sabah namazından böyle bir 15-20 dakika önce kalkıp bir 2 rekatta tövbe namazı kılın. İnanın bunu anlatmakla olmaz, yaşanması gerekiyor. Belki ilk zamanlar bunu hissedemeyeceksiniz ama biraz sabredin. Sabırdır zaten insanı imanda tutan. Sabredin ve bir süre sonra kapılar size açıldığında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Allah cümlemizi bu rızıktan nasiplendirmeyi nasip etsin inşallah.